Işık İkizoğlu eski eşi tarafından boşanmasına rağmen tacize, şiddete maruz kalmış, en sonunda da katledilmiştir. 2017 Nisan ayında aldığı darp sonucu eski eşine 90 günlük uzaklaştırma cezası verilmişti. Genç kadın olay günü eski eşinin dikileye geldiğini öğrenince defalarca emniyet müdürlüğünü aramış, destek istemiş ancak Işık'ın ölümü engellenememiştir. Onu duymazdan gelen sistem Işık'ın vahşice katledilmesine göz yummuştur. Işık için adalet, kadın için adalet. Neredeyse her güne iki kadın cinayeti düşüyorken taciz ve tecavüze uğrama oranları kat be kat artmaktadır. Cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığı'nca sunulmuştur. Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca 18 yaşının altında herkes çocuktur. 12 yaş ayrımı yapmak tıpkı hadıf cezasının şehri hukuk cezası olması gibi dini referanslarla yapılan ayrımdır. Hadım, çocuk istismarını önleme düzenlemesi değildir. Cinsel saldırı suçlarının toplumun erkek egemen anlayış uygulamalarından soyutlanarak sadece cinselliğe indirgenip tıbbileştirilmesi kabul edilemez. Hakların gasp edilmesine hayır! İnatla, ısrarla, mücadeleyle hayır! Hayır! Yaşasın kadın dayanışması. Gözde İkizoğlu, Işık İkizoğlu'nun kardeşiyim. Bugün burada eski eşi tarafından Kumhanca işkence edilerek öldürülen kardeşimizin beşinci duruşu. Mahkemenin adil karar vermesini ve katilin en ağır ceza ile bir anneyi, bir kadını öldürmekten daha çok bir toplumu katletmiş gibi ceza görmesini istiyoruz. Tüm katledilmiş şiddet gören kadınlar adına buradayız. Sesimizi duyuyoruz, sesimizi duyuyoruz. Adaletin hür iradesini ediyoruz. Bir hiç uğruna aramızda ayrılan tüm kadınların adına bu tip cinayetleri meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. İnanıyoruz ki iyilik kötülüğü alt edecek. Cesaret bir insanın nefesini kesmek değil, nefes almasını sağlamaktır. Işık çok özel bir insandı ve onu ayrı olarak çok özlüyorum. Suçlunun yığılmadan, usanmadan saldırılarına sekter bir şekilde devam edip ailemizin diğer fertlerine iftiralar atması gerçekten bizi inanılmaz şok etti. Ancak güneş balçıkla sıvanmaz. Mücadelemiz sonuna dek devam edecektir. Amacımız gereken cezaların yaptırım güçlerinin artması ve başka canların bu kadar basitçe yanmamasıdır. Her şeye rağmen biz sadece bir insanımızı kaybettik. Şükürler olsun ki insanlığımızı değil. Bu yorucu ve kırıcı süreçte ailemizin öfke kontrolü için koordine olabilmesi bence tamamen bilinçliliğe bağlı. Bu da elbette ki ailemin eğitime sağlık konusunda öncelik verip farkındalık yaratabilen bilinçli bir aile olabilmesiyle. Acımız çok büyük. Suçlunun en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz. Çünkü biz artık bir eksiğiz. Haydi hacım yeter artık.
Yani.